Burada böyle bir gitti geldi top. Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Bir açısı daha var bunun. Biz o açı gelmemiş. Kale arkasından olan açı. Ama şunu biraz yavaşlatarak oynatabiliriz. Masadan bu pozisyonla ilgili düşüncelerinizi alabilirim. Şunu açıyı yavaşlatmamız lazım. Serdar Yani çekme pozisyonu ben e, maç esnasında çekmedi. Orada hafif bir temas var. O temasta düşer Nasıl mi? Olsa veriyorlar diyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? O Gerçi bu var. El, Geçmiş olsun el olayı. El yani olayı e, şey Yaşar Kemal Uğurlu'nun oğlu da evet. E, onu da belirtmiş. Hürriyetten e, kimdi o gazeteci arkadaşımız Koray e, adını da unutmayayım. Murat Feyzi tanırlı, e, o e, yazmıştı, e, yani dalgındım oğlum işte ameliyata Olabilir. girecekti Olabilir e, ve gerçekten Olabilir. hani evlat, e, e, o e, yüzden daha, tam konsantre tabii. olamadım maçı demiş ki geçmiş olsun diyelim sağlık her şeyden önce hele evlat, o yüzden oluyor bu. Ya bu ele yani. bu ele hani penaltı verilmez. çünkü kendi arkadaşından sekip geliyor gibi gözüküyor. Değil mi? hoca hocam. Orada. Ele Önce değil o mu bir de ben kale arkasındaki şeyde e, göğüsten gibi gördüm çünkü. Göğüsten bile olsa o Cihan zannedersem. hani o Cihan bilir. Cihan ondan önceki pozisyonda zaten girerken çekiyor. Bir avantaj sağlıyor kendine. Bizdeki yerdeki oyuncuyu çekiyor. Daha pozisyonun başına gidersek ama biraz daha başına gidebilirsek Biraz Emirhan daha mi? biraz daha oradan gelirken biraz daha geri eli eli değiyor ya. Heh. Eli değiyor. Yani elle evet. elle onu çekiyor bir avantaj sağlıyor. Yani ceza sahası çizgiden başlıyor. O penaltı olabilir. El penaltı diyelim o olabilir. çekse geriye gitmesi gerekmez mi? Diyor. Yok, yok, itekliyor. yok yok yok. Pozisyonu biraz daha geri alırsan ederiz ama. Biraz daha geriye git. O öbür açıdan daha da net belli evet. Buradan verelim. Buradan görebiliriz belki çocuklar. Evet, geri gelsin biraz. Evet, biraz daha gel. Bak burada girerken oynatalım şimdi. Ha evet. Elle orada indiriyor. Yani pozisyonu kendi avantaj sağlıyor. Pianich yani dersen pozisyonu kendine avantaj sağlıyor. Pioni zaten yere düştüğü zaman ona şey yapıyor. Oynatın. Göremiyoruz çünkü şimdi. Siz penaltı mı diyorsunuz? Bence hocam? o pozisyon penaltı. Yani e çekerken, el, eline çarpma değil. Ben de onu, yani elle ilgili bir şey yok. Ama o eline çarptı diye düşündüğümüz oyuncu pozisyona girerken, ceza sahasına girerken o elle temas yapıp ondan sonra kendine avantaj olmuş. Bence bir şey yok. Bence bir şey yok dedi veya kapsalda. Hakem verdiği karar doğru. Varda kim var? Arda kardeşler varmış. Peki. 82. dakikaya geldik. Ha, yani bu 3. gol. Yani bu yine oralara falan böyle Umut Meraç'ın tabii çıkarken ciddi bir hatası. Yine ceza sahası ön çizgisi offside için referans. Umut meraşı devre arası şimdi Valen İsmail niye almıştır? Dörtlüğe bir, döndü. Hayret devre arası dönmedi. Son bölümde Enkudu. Dörtlüğe biraz enk, daha enk, sonra döndü. Bir 10-15 dakika e, sonra döndü hani. değil mi? Enkudu ile Kenan değişikliğinden bir deyi çıkardı ya Serdar'cığım. O zaman dörtlüğe döndü. Şimdi bu devre arası hamle yaptı. Rıdvan bir niye çıkartırsın Rıdvan'ı? Sakatlanır. Ben öyle zannettim valla. Ben öyle zannettim. Hatta İki, kendiler kendi iyi hissetmiyorum kendimi. Sakatlanmaz, çıkar. Üçüncüsü de bir antrenman olarak hamle yaparsın. Şimdi Umut Meraş ofansif olarak özellikle bu sistemde yani 3-2-5'e döndüğünde sol kenar Kenarda seni böyle ofansif yetisi işte oynatacaksın, gol atacak, gol attıracak. Kaç tane bunu yapabilir? Yapabilir bir maçta. Bir bak. tane pozisyonu var Umut'un. Bak, bak yapabilir. Ender. çok daha kolay yapar. Ender onu. hayır, yapabilir. Gol de atabilirdi. Bunu kaç tane lig boyunca yapar? Şimdi çok ofansif gücü güçlü bir oyuncu değil. Hem oyun kurulumunda yok, tekniği de çok çok üst seviyede değil Umut Meraş'ın. Bir kere böyle bir devre arası bir hamle yapıyorsun. Umut burada kaybediyor. Topu golüyor Beşiktaş arkasından. Esas tercih solculanmalı. Şimdi bu bir sonuç. Sonuç ne kaptırdı Umut? Böyle böyle golü evet. yedi. Esas sebep ya sebep Rıdvan'ın çevresinin sebebi ne? Umut ha onun hamlesi. Her Umut onun önünde bir oyuncu olur. O ofansif gücü çok güçlü olur. Oradan girer, işler yapar. İyi, yine maç 0 biter, 5-0 biter. Ama sana inandırır bir antrenör olarak dersin ki ya Umut Rıdvan'ın önünde ofansif olarak. Hayır. Peki. Yani Peki Rıdvan. devam ediyoruz o zaman. Burada Umut'un çıkarken kaptırdığı topla 3. golü yedi. Beşiktaş Joseph Ertuğrul gole izin vermedi. Ertuğrul iyiydi bugün. Ya bu iyi, iyi bir sezon geçirdi. Bu, bu pozisyon bu maçın böyle bak bu maçı geneli anlatıyor Ne gibi biliyor musun? Ya bir tane savunma arkası koşu yapıyor Joseph orta sahada 6 numara oynuyor. Düşünebiliyor musun? Bak savunma arkası Serdar <laughs> Opsiyonu deniyor. Maçın başından beri Beşiktaş'ın şey yapacağı Valeri İsmailin ya böyle yapacağım. simetri olan bir derinlemesine bir savunmada bunu 6 numara yapıyor. Şimdi bunları konuşmadığın zaman Serdar ne dediğin ilk kez gibi bu? senin konuşursun işte biz de konuşuyoruz. Ya tamam bu tercihler de konuşulacak da futbolda. Umut niye girdi? Rıdvan kalsa diye olur mudu? Gezal nasıl? Bazen onu 8 i̇şte, gibi kullanmak oynamak oynamak mı lazım? çıktı vesaire bunları diyebilirsin. Ama bunları da konuşmak gerekir ya. Peki Gün, bir sonraki Sergen konu, hocam Esas hocam Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın hücum topayındayken topa eksikliği konuşulmalı. Hareketsizliği bu bu Abit baya sert bir müdahale. Burada kart gördü mü? Burada fol verdi mi? Ne diyorsunuz? Wellington yarına yara yeri alsa kendini kesin kırmızı sarı kart. Sarı görmüş, kesin kırmızı sarı kart. Wellington kendini yarasa. Bence asa. sarıdan biraz fazlası olabilir çünkü kramponun üstü. Sen, ne dersiniz? Ya o bacak kırık ya. Bir ağrı çekimde gösterirse. Biraz çekmeye mi çalışıyor diyorsunuz? İşte şurada, bak bir oylatırsa. Yok kırmızı. Be. Kırmızı canım. Biraz, biraz bacak geldiğin gibi duruyor. Kırmızı direkt. Hocam, ya Wellington yara alsa oyuncunun sakatlanması bacağının falan yanında böyle. Fibula kemiği falan kırılması mı gerek? Bu direkt kırmızı kart. Hocam Bas zaten baksana, baksana. kramponun üstü ya. Evet. Yani kramponun şuraya bastığın anda bunun üstüne. Bir de kayarak geliyor tek bacalar sarı ondan sonrası kırmızı Bak, diyorlar. Buna işte kırmızı Joseph işte bu, iki bacağını kaldırıyor ondan sarı kart. Değmiyor. Sarı kart ondan bu da gelişinden direkt kırmızı kart. Direkt kırmızı, baksana. Kırmızı bu. Hiç. Peki tak, burada kırmızı olduğu konusunda hemfikiriz kramponun üstüne yapılan müdahalelerde bunu özellikle vurguluyor tamam. İFAP. Bir bu de da kaya, öyle bir kayarak kondisyon. geliyor Ender bak, Sırf üzeri değil. Şimdi hayır bak, top da yok orada. Top önde ya. Topla ilgili değil. Ben de yok. istemeden sıçrarım. havaya kramponun üzerine hafif böyle değer bileğine doğru gelir. Hadi dersin yani spontane gelişmiş bir olay. Ama bu kayarak geliyor. Yani düşün kayarak geliyor bir bacağını kaldırmış. Sarı verdiği için var da karışamıyor. Burada kırmızı olması gerekirdi dedik ve devam ettik. Kenan burada penaltı bekledi. Donk'la mücadelesi. Bunun... Ben şunu sormak istiyorum sadece. Bu tür pozisyonlara ceza dışında genellikle pol çalıyordu hakemler. Ha, burada diyorsun endirek serbest vuruş mu olur? Ya Tehlikeli bilmiyorum hareket bu, bu hareket yani. böyle boş geçmemeli ama tabii herhalde varın protokolüne girmeyen bir pozisyon mu acaba? Şimdi bu değiyorsa direkt, değmiyorsa endirek ama şu açıdan değiyor mu, değmiyor mu? Bence değiyor. Çözüm. Ben çözemedim. Değiyorsa penaltı olması gerekmez mi? Değiyorsa ya. penaltı canım. Değiyorsa penaltı. Hani... Bence değiyor gibi değip değmemesi zaten dediğin gibi o, o en Endirek veya direkt. en direkt vuruş Tabii. verecek. Değiyorsa direkt Tabii. vuruş penaltı verecek. Ama Yani keşke şurada bir kamera. Bunda maç içinde başka bir açı verdi mi? Ben bu sırada buraya iniyordum. Yok iniyordu. çok fazla vermedi. Çok detaylı verilmedi da. daha doğrusu. Bak Ay, ayağını oraya kaldıramıyorum. Şurada bir durabilir miyiz? tam o temasta orası büyüyor mu ama büyüyünce dağılır bu sefer herhalde sanki değiyor gibi geliyor bana ama değiyor. hani %100 değiyor ya da %100 Gene. değmiyor diyemeyeceğim yani bana değiyor gibi geliyor ama hani şurada kale arkası kamerası bunu daha iyi verir o açıda bizde yok ama bana değiyor gibi geliyor Ben bence değiyor Değiyorsa da bunun penaltı olması gerekir mi? Tamam. Bence gerekir. Sizce ne dersiniz? Ya, değiyorsa değiyorsa penaltı, penaltı. Değmiyorsa endirekt vereceksin. Yani buradan hiçbir şey vermeden, Ama hiçbir şey vermeden çıkmaz çıkamaz yani. Çıkamazsın. Çıkamazsın yani, şey içinden. Yani burada hiçbir şey vermiyorsan o zaman saydam olması lazım. Ya, Obacan oraya kalkması zaten tehlikeli hareket. Bilemedim ben şimdi bunu. <gülüyor> <gülüyor> ne düşündüler? Peki devam ediyoruz. Biraz daha iyi bir pozisyonumuz olsaydı daha ama bu ya direkt yen direkt vuruş.